Kaç metreden çıkıyor? 1,5 bu. Uzun isterlerse 2,5. Uzununu da yapabiliyoruz. Uzununu tabii boyunu daha uzun isterlerse 2,5. Daha neler yaparsınız? Uzun sabah giymelik. Evet, sabahlık yapılabilir. Sabahlık gibi. Evet. Ay, Japon kadınları gibi, kimono gibi de olur vallahi ya. Biraz uzun yap şöyle. Ben bunun örgüden yaparız. Mürvet, şunu örgüden yapalım. Tamam. Heh? Şimdi bu neden oluyor? Şimdi neden bu kadar çok söyledim? Kaç tane neyden oluyor bu? İki tane dikdörtgenden oluyor. Ne diyorsun Şerife Hanım? Şu var ya şu, iki tane dikdörtgenden oluyormuş. Hadi otur gösterelim. Ay bugün bir de overliyoruz burada. Evet, bugün sadece overlock makinesi kullanarak dikeceğiz bunu. Öyle mi? Evet, dikiş makinesine yani normal dikişe gerek kalmıyor. Peki, iki tane dikdörtgenimizi görelim. Şöyle ölçülerimiz, ben bir çip getirdiğim için böyle ölçülerini de yazdım. Evet. Pardon, şöyle çıkartayım. Şerife Hanım, bu mudur olay? Evet. Hanımlar bunu örebilirsiniz de, bu şekilde de yapabilirsiniz. Şu çoluğa çocuğa da olur. Bu uzun isteyen, boyunu uzun isteyenlerin ölçüsü. Şu zaten şeylerimiz, manşet ve kenar biyelerinin standart ölçüsü. Bir tane şal gibi parçamız var. Evet. Bir tane de daha küçük olanı, ölçüleri var. Şu ikisinden mi oluyor? Evet. Hadi yapalım. Hadi yapalım. Kumaş çok iyi, çok da atmıyor değil mi? Yo, atmıyor. Evet. Bir de tabii overlock da kullanıyoruz. Şimdi öncelikle bunun orta kısmını şöyle bir bulmamız lazım bizim. Çok uygunmuş fiyatı. Ben çok beğendim bunu. Çok beğendim. Evet, ortasını buluyoruz. Bunu da katlayayım mı ortasını? Katlayacağım evet, mı? Evet, evet. Ortasını. Bunu da katlayalım. Tersinden katladık ikiye. Ay hemencecik yaparsınız bunu. Şöyle ortalayarak dikeceğim için, o yüzden bunun ortasını bulacağım şuradan. Şu orta lazım bana. Ortası böyle yüz yüze bunu eşleştiriyorum. Direkt overlock yapacağım. Simli taraflarını yüz yüze getirdik. Arka ortaları birbiriyle şey yapıyoruz. Şunları yüz yüze baktırıp mesela elim ama durup burada bir şey varmış. Gösterme Erkan. Yani şunumun ortası var. Şöyle katladım. Şunun ortası var. Diyelim ki bunları simli taraflarını ortaladık. Hani kumaşta. Şuradan ne yapıyorsun? İğneliyor musun? Şöyle mi yapıyorsun? İğneliyorsun. Evet, evet, aynen bu şekilde. Tabii. Yapıp, ister iğnelesinler. Evet. İsterse şöyle pratikten tutup dikebilirlerdi. Ben şimdi ortalamak için bunu böyle yaptım. Tamam. Şimdi bu taraftan dikmeye başlayacağım direkt. Çok çekmelerine gerek yok. Overlock zaten 4 iplik overlock da yapıyorum. Evet. Başka da bir şeye gerek yok. Direkt birleştireceğim. Ben overlock makinesinde hiçbir şey yapmadım şimdiye kadar. Bakacağım, çok merak ediyorum. Bu overlock'umuz bizim yeni bir evet. Modelimiz. Tamam. Şunu şöyle yerleştirelim. Evet. Eşleştirerek. Ha, bunun özelliği şuydu, biliyorum biliyorum. Kenarından bakın, aynı zamanda evet. Overlock'luyor, aynı zamanda dikiyor. Hem dikiyoruz. Hem dikiyor hem kesiyor. Kesiyoruz. Birleştirmiş oluyoruz. Ya Erkan bir de buradan çekmen lazım. O kesilen yeri görmemiz lazım. Tamam, tamam, tamam. Evet, çok güzel. Oradan hem kesiyor hem birleştiriyor hem atmamasını sağlıyor. Şimdi bakın böyle açtık bunu. Bu çok önemli onun için. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi şu iki kenarı birleştireceğiz. Şöyle yapıyoruz değil mi? Şunu birleştiriyoruz. Şurayı, şurayla bura. Evet. Şu tersten mi şöyle mi? Şöyle birleştiriyoruz. Heh, öyle birleştiriyoruz bak. Burası ön kısım oluyor. Orası yaka kısmı olacak.
Ya çok güzel işte. O ben nereyi şurayı birleştiriyorum? Öbür türlü. Şurayı birleştiriyorum. Ha, böyle, tamam. Niye ben öyle yapıyorum? A böyle. Evet. Sonra bir yerlerini geçiyoruz. Şuraya dikiş mi atacağız şimdi? Yarısına dikiş atacağız, yarısı kol evi olarak kalacak. Kol evi kaç santim bıraktın? 18 santim bıraktım. Nereden atacağız? Buradan mı dikişi atacağız? Hayır, aşağısı 18 santim. Aşağısı dikilecek. 18 santim de yukarısı kalıyor kol için. Bir dakika, aşağıdan dikişi atıyoruz 18 santim. Evet. 18 santim de burası, burası kol. Kol manşeti geçireceğiz oraya. Kol manşeti geçireceğiz. Şurası kol oluyor. Şimdi burada bakın yani overlock'ta da çok da güzel oluyor. 3 kat ya trikoyu çok rahat çıkacak. Dikebiliyoruz. Nasıl çekiyor o 3 katı onu anlamadım. Yani kesmesi büyük avantaj, vakitten değil mi kazandırıyor yani bayağı? Bir kesim, bir dikiş payı bırakıyorum biçerken o kadar. Sıfırdan direkt hiçbir şey yapmıyoruz başka, sadece birleştiriyoruz. Peki bir şey soracağım, sonradan o kola bir bastırma falan yapacak mısın elde? Hayır, hiçbir şey yapmadım. Ay çok merak ediyorum, şurası bitsin. Sadece ütü bastım. Böyle bir şey de olur yurda mı peluştan? Çok güzel peluşlar aldık Eminönü'nden. Perşembe günü mü bizim peluşlu projemiz? Çarşamba günü biz de böyle dikeceğiz. Şerife yıldızlaşacağız. İnşallah. Çok güzel. Vallahi çok güzel oldu. Şerife Hanım, ellerine sağlık. Şurayı da şöyle göstereyim. Bakalım. Yarım bıraktım hani ön kısmı. Bir tek ütü lazım buna. Zaten evet, yekpare çıkıyor. Evet, buna hafif ütü basmak yeterli oluyor. Hiç başka bir şeye gerek yok.